7 Temmuz 2018 Antalya Korkuteli Sülekler mevkisi. Sülekler mevkiinde Halil Büyükkeleş. Büyükkeleş ay. Burada 45 dekar kayısı bahçesi. 95 şalak. Burada 25 Haziran'da büyük bir dolu afeti oldu. %96 hasarlı. Evet. Meyveye rapor çıkarıldı bu bölgede. Tabii burada rekor gelişim ürünümüzü kayısı bahçenizde kullandınız. Kullandım. Bu bölge, şu durduğumuz yer 45 dönüm içerisinde en zayıf, kalitesi düşük olan bir yerdi. Şu an ne oldu? Burada. Ne zaman kullandık? Bir de onu söyleyelim. Ocak ayı mıydı? Ocak aylarında kar yağdı, karın üzerine. Kar yağdı, karın üzerine attık. Üzerine attım. En zayıf yeri burasıydı. Evet. Deneme amacıyla buraya attım. Buradaki ağaçların cinsi neydi? Bunlar Roxana. Roxana. Başka çeşitler vardı burada? Şalak var, aprikos. Şalak var. O aprikos olarak geçiyor aha, o şeyde. Aha. Burayı deneme için attım ben. Tamam. Fark görünce diğer yerlerine de attım ama onu geç attım şeyde. Tabii onu Mayıs sonu gibi attım, attı. Ondan bir şey yok ama bu zayıf yer önceki yıllara bakınca çok farklı. Yani burada o, hem kalite olarak, doğru mu? Kalite olarak, verim olarak bu farkı görünce devamını ettim. Önce yani, deneme için 3 bakırdan derken 20 aldık, sonra tuttuk 30 aldık. 50 kova. 50 kova. Ürünü aldınız. Yani biz görüyorsun işte malı bir şey olmasaydı. Yani şimdi burada tabii ki hasarımız, hasar aşırı yani. Dolu hasarımız var. Yani bu seneki yapılan benim yapacağım seçimlerden şey, bir gün sonra. Evet. Şöyle gösterelim şu tarafları da. Böyleyken bile maşallahı var yani. Ne yapalım? Olacağı bu. Şu şuradan şöyle çekelim alttan, şu taraftan. Şimdi tabii ki bahçede şey anlamında ağaçların kendisinde de meyvede de hasar oluşmuş. Ama ağacın kendinde de var. Ağaçlar tabii ki şeyi sürmeye başlamış. Yani şu an evet, sürüyor. Şöyle sürüm başladı. Dolu hasarın oluşturduğu şeyleri de gösterelim. Hep böyle göz çiçek gözlerinde. Yani bu çiçeklerin gözleri. Bu 25 Haziran. 25 Haziran. 25 Haziran'da olan bir şey, afet, doğal afet. Yoksa şöyle bir güzellik maşallah yani. Evet. Kaç kilogram vardır burada ortalama? Normalde hasat yapılsa ne çıkması gerekiyor? 100 kilo gelir mi? Ağaç başı 100-150 arasında. 150 gelir. Arasında gelmesi gerekiyor. Yani ben üst üste 97 kilo bildirim şeye de. Aha. Sigorta poliçesinde. Hı-hı. Fakat benim malımın çoğu ağaçta 150 kilo var. Anladım. Ama tabii yani hasarlı olduğu için. Yani üst üste 100'er kilonun üzerinde malımız. Şöyle gidelim şu tarafa doğru da. Buranın mevkisini bir daha söyleyelim yer olarak. Sülekler. Sungur mevki. Sülekler, yani, bir de bir şey daha söylemiştiniz. Dereköy. Dereköy yani. İle Süleklerin tam sınırı. Sınırı. Tamam bir yer. Şöyle gidelim. Şu meyvelerimizi gösterelim. Yani normalde biz burada hasat yapıyor olabilseydik. Yani şu ağacın aldığı hasardan dolayı. Evet. Yoksa ayın 10-15'i gibi buraya hasat başlayacaktı. Görüldüğü gibi biz, şurada doluğunun verdiği çok büyük bir hasar var. Standartlık var mallarda bir de. Şöyle kameraya da söyleyelim. Bunda mallarda bir standartlık var. Evet. Aynı boy. Zaten en önemli şey olarak konulardan bir buyur. Tanesi o. Yani şurada bile şöyle bakıldığı zaman şurayı şöyle gösterdiğiniz zaman şurada belki bir tane bu şey ama evet, diğerleri standart. Bu da önemli bir konu, doğru mu? Tabii canım, şimdi bu çok sık olduğu için bunu atardı. Bu da aha, bu sene atamadı. Neden atamadı? Ağaç besledi kendini. Ağaç besleyemedi. Yaprak şeyini, tolu hasar etti. He. Ağacın şeyini durdurdu. Ağacın gelişimini durdurdu. Gelişimini durdurdu. Yoksa bu ağaç biraz daha gelişimli olurdu. Yani şöyle. Hani, tabii bunları besleyecek olan yaprak. Yaprak kalmadı. Tabii yaprak olmadığı için. Ama evet, şöyle söyleyeyim. Ağacı görüyorsun bak. Hep böyle bu gelecek sene çekiyor. Şimdi şöyle şu meyve de aslında çok düşük değil. Şu. Değil de. Yani ama bu cins de 80 ile 120 lira aramasında olan bir şey de. Hı hı. Bu sene yani bilmiyorum, yanlış mı bileyim, 25 yaprak bir doğru, meyveye besledim. Doğru, yaprak duydum. Olmadığı zaman ağaçta meyveyi dolduramıyor kendisini. Aynen öyle. Ama şurada şöyle. Aynen yani öyle. Bu sene şans mı diyelim artık, şöyle gösterelim. Ya dünyanın şeyi de bozuldu ya. Tabii iklimsel bir dengesizlik var. Evet. Şimdi şurada, şu dalda
Şöyle şunu göstermek istiyorum. Az önce söylediğiniz, bakın burada bir miktar yaprak var ve meyve irleşmiş. Ha, aynen bakın. Öyle. Ve şöyle gösterelim. Şu mesela şu taneye baktığınız zaman şöyle şey anlamında bakın hep aynı gidiyor. Aynı aynı. Aynı gider. Bir standartlık var yani malda şu. Şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane hatta 16, 17 meyvede %90 aynı çapta. 17 malda yok desen olur ya. Boş şeyi çıkmıyor. Hiç. Bakın burada da aynı. Aynı. Yani şimdi şu an burada dolu yemiş ama burada şöyle bir şey de var ya aslında yani dolu mesela alt taraflarda şey kalanlarda parlaklık, canlılık da güzel. Evet. Şöyle gidelim biraz daha gösterelim yani. Şöyle bakıldığında yani kalibrenin iri olmasıyla birlikte bir de meyvede standartlık konusu çok önemli. Şurada bir tane var arada sadece şöyle. Ya o zaten atardı. Yani atardı. Bakıldığı zaman ha şimdi üreticilerimiz bizi izleyecekler. Diyecekler ya bu nasıl bahçe? Bu bahçe 25 Haziran'da 2018'de herhalde bu kadar var değil mi dolu? Yediği dolu. Ya şey gibi böyle ceviz kadar vardı herhalde. Ceviz kadar yok da çok büyük ya. Ben ilk defa gördüm büyük, öyle doluyu. Büyük bir dolu. Yani bu ağaçların bile ayakta durmasına şükretmek lazım. Tabii tabii. Bu şeyleri yaprak yoktu ya bunları. Sonradan bayağı bir şey oldu. Sonradan yapraklandı. Aynen ya. Şu ağacı da gösterelim. Ondan bunun diplerine şey bile var ya bu çok döktü. Diplerine de döktü. Diplerine de döktü. Aşırı döktü. Şuralara da kullandık herhalde. Evet. Şuralara. Bunlara kullandık. Bunlara kullandık öyle. Zaten. Bunlara yani kullanıldı. Şöyle çekelim meyvelerimizi. Ne kadar sık da olsa bir maldaki standartlığa bak. Evet. Halil abi şimdi rekor gelişimi Ocak ayında kullandık. Daha sonrasında bahar döneminde ağaçlar uyandığında bir farklılık gördük. Evet. Ve tamamına kullandık. Her tarafa verdik. Gücüm nispetini ettim orada bir aşağı yukarı. Bir kısmı bir yere vermedik. 800 vermedik. Kadar bir ağaca uygulama yaptık. 800 civarında İlk yaptık. Önce buradan başladık. Bozuk burada bir yerden. Burada bir verimi görünce. Şimdi tabii burada üreticiler bazen farklı şeylere bağlayabiliyor. Diyor ki çok iyi baktım, çok gübre yaptım, çok bakım yaptım. Güneşe vesaireye hatta oğlanla bazen aynen. tartışmalarınız aynen. oluyormuş. Ama siz de uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Burada bu farklılığı gördünüz değil mi? Yani meyveyle alakalı. Farkı gördüm de ben öbür tarafa ondan attım. Farkı gördüğüm için attım dediniz. Attım. Peki bunu öyle öncelikle olmaz. Bu korkutele olsun, bu civar olsun. Tavsiye eder misiniz insanlara? Tavsiye ederim, niye etmem? Ha burada zaten başımıza ediyorum da. Ediyorum şu anda da. Ediyorsunuz. Çünkü farkını gördüğüm için ediyorum. Ya bir şuna bak, şu maldaki şeye bir bak. Şöyle bakın, gösterin. Standartlara bak. Yani ben bir şey dememe gerek yok. Peki doludan önce gelenler ne diyordu burada size? Burada az gelen olur da. Yani sizin muhtemelen gelen gideniz oluyordur. Olur, olur. Farklılık gözlüyorlar mıydı yani? Gezdirdiğiniz kişiler oluyor mu hiç? Gezdirmiyorum. Gezdirmiyorsunuz. Nazarda değmesin diye. Yok, herhalde. Öyle değil de biraz uzak olduğu için. Uzak olduğu için. Şöyle söyleyeyim. Korkuteli, Antalya bölgesi veya diğer Mersin'dir, Malatya'dır. Kayısı üreticilerine Türkiye'de tavsiye eder misiniz? Ederim. Rekor gelişimi. Ederim. Gönül rahatlığıyla kullandınız. Ederim. Hatta ben kayısıcı üreticileri şeyi var Malatya'da onun grubu üyesiyim. Onlarla tamam. da paslaştığımız oluyor. Tamam. Ama bunu da rekor gelişimi hakkında bir şey demedik. Bundan sonra inşallah paslaştığımız kişilere hep söyleriz. Çünkü farkı var. Bak benim kalan yerime de alıp atacağım ben tekrar. Tamam. İnşallah onları çünkü da atacağız. Neden fark vardı öyle atayım. Ben en zayıf yeri attım bahçemin. Bura benim arazimin o 45 dekarın en zayıf yeri burası toprak evet. olarak. Bura attım denedim fark görünce. Şimdi meyvede kalite oldu, standartlık oldu. Evet. Bir dolu afeti geçirdik. Ama nedir gene ağacımız sürgünleri, şahları gene sürmeye başladı. Evet. Toparlamaya başladı aynen. kendini. Şöyle gidip gösterelim. Hemen hemen bütün ağaçlar da var, bunda da var. Halil abi biz evet. teşekkür ederiz. Ben de bahçeni teşekkür ederim. Bize gezdirdin. Sağ olun. Ben fikirlerini paylaştım. Burada insanlar, üreticiler sizi izleyecek. İnşallah. İlla ki eşiniz dostunuzdan da size soranlar olacaktır. Valla ben istiyorum yani ülkemizde bu tür şeyleri yapıp geliştirip Ar-Ge çalışmasını yapıp da milletimize hayırlı bir şekilde. Valla biz de size teşekkür ederiz araştırmacı olduğunuz için. Çünkü insanlar sorunlarını biliyorlar ama çözümlerini aramıyorlar. Evet. Aradıkları çözümler de çok olmayacak şeyler. İhtiyacı olan, o ihtiyaçları olan bir şey değil.
Biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. İnşallah seni beklerim gene. Ben öbür tarafa da atacağım. Seneye inşallah daha güzel bir şey olacaktır. Bir sürpriz olmasa fileli bulursunuz. Fileli bulursunuz. Çünkü teşekkür file ederiz. Olmadı mı bu kaliteyi ben... Fileyi tabii doluyla alakalı düşünüyorsunuz tabii, değil mi? Tabii doluyla ilgili. Doluyla alakalı. Çünkü şu malın gözüken malı ben kaliteli olarak satsaydım. Ne yapardık? Bayağı olurdu. Güzel. %100 artardı. Ben güzel olurdu. Biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı günler dileriz inşallah. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün. pH'ı dengeleyin.